bilhassa peygamberi söylüyor. Bir adam kabre konmuş. Pekala. Fehekâül melekân. İki melek gelmiş. Bu bizim her gün talim ettiğimiz bir derttir ki orada bir birer günler bir sorunu var. Rabbin kim? Dinin nedir? Peygamberin kim? Kitabın kim? Kıble nerede? Bu beş sual muhakkak her Müslüman vermek mümkün. Her Müslüman değil, herkes verecek. Bu dünyada Allah tanımamış. Peygamberi tanımamış. Kabe'den haberi yok. Efendim, kitaptan haberi yok. Ne cevap verecek burada? Ne dedik yani? Bir şey diyecek. Onun için şimdi bu adam kabre gelmiş, gelmiş melekan. İki tane melek gelmiş. Etâhu melekan. Fekâlâlehu. Bu iki melek ona inna darabuk. Darbeten. Fekâlâhu darbeten. Bir şöyle dövecekler. Ve bir tane patlatmışlar. Dolayı kabrin içerisi intele kabruhu minâ nâren. Kabir ateş istedik. Onun vurduğu sopa bizim kamp sopaları gibi ahiret sopası olur. Kabir ateş istedik. O sopanın içtiğinde. Derken adam bayılmış. Tezereka bırakmışlar. Ayrılınca. Hatta etak. Ayrılmış. Ve zelebe annuhru. Bu korkuda kendisinden gitmiş tabi. Fekâle lehuma. Bu üçüne diyorlar ki o kendisini döven iki meleğe. Bu ölü diyor. Hadi Allah'a da arasın mı ona? Niye dövdünüz beni? Ne kabahatin var lan? Ne kabahatin var dövdünüz beni? Şimdi buraya dikkat edin. Fekâle. Bu melekler dediler ki. İnneke salveyte salaten ve ente ala gayri tuhur. Duruyordun ama, taharetine dikkatin yoktu. Taharetine dikkatin yoktu. Şimdi ben bugün çok acımlı kendi kendime yani tecrübelerimizle de affediyorum. Bugün giydiğimiz bu elbiselerle, bu pantolonlarla yani, hele dış çarşılarda yapılan idrarlarla bu temizlik katıyan olur. Ne suyunu kullanabilirsin, efendim ne de istibra denilen bu kurulamayı yapabilirsin. Yarısı içeri, yarısı dışarı acı bir felakettir. Halbuki günde 3-5 defa da dışarıya çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu damlalar 3-5 damlayla akşama kadar kaç damla olur? Bir hafta içinde ne kadar olur? Bununla da fark ederiz, Allahu Ekber diyerekten namazını tıkılar. İşte diyor ki, اِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاتًا وَاَنْتَ عَلَى غَيْرِ حَوْتُونَ Sen taharetsiz olarak da namaz kıldın diyor. Bu ekiptirir, bir de abdestimize rahat miyiz? Allah'ın abdesti gelişi güzel oluruz. Niyet listesini yapmayız. Laflarla derken vakit geçirerek abdest alırız. Kollarımızın desteklerini güzel yıkamayız etrafımızda. Yüzümüzü yıkarken şu yukarıdan bu çene altına kadar iki tarafları hemen yüzümüzü yapıştırır geçeriz. Bunlar ondan sonra bir ayaklarımızı yıkarken topuk aralara, topuk kemiği dediğimiz çukuru ihmal ederiz. Kış günü soğuklarda olunca çabuk olsun diye efendim. Daha güzel olur. Şimdi bir iki kabahatın senin bu taharetlere riayet edin. Ne abdestlılıkan, ne yıkanırkan, ne de çamaşırında. Çamaşır yıkaması bir neticedir yani. Bugün Allah affetti kusurlarınızı. Evlerimizde çamaşırlar yıkanıyor, makinelerde yıkanıyor ama çok dikkate şayan bir evde çocuklarımız var. İşerler. Donları vardır, enterler vardır. Hanım anne onların farkına vardır, hepsini atar. Kazanın içerisinde yıkansın diyerekten. Bu pislik ötekilerine de bulacağız. Bundan sonra atarız, bunlar ağırlık edip temiz atıp içeri geri yerken. Halbuki bunların üç defa sıkılıp da şöyle suların akması lazım gelirken o pislik yüzdanlarla gazla karışık olarak da bir alem olur. Onun için salleyde salaten ve ente gayru tuhur. Böyle çok dikkat etmek lazım. Bunu hanım annelerimiz, yani dini meseleleri bilmeyen anneler burada çok ihmal ederler. Çok ihmal eder. Binaenaleyh kızlarımızı dindar yetiştiremediğimiz takdirde yarınlar anne olacaklar. Anne olduğu ortada bu meseleleri bilmez. Kirli çamaşırı sanır, pis çamaşırı temizliğe gelir. Bizim çocuklarımıza üniversitelere kadar yüksek tahsil yaptırırken dini tahsillerini ihmal eden babalar muhakkak mesul olacak. Muhakkak muhakkak. Evlat çocuğuna dinini öğret, Kur'an'ını öğret, fıkhını öğret, ondan sonra zireyi verir demek. İkinci dayağın sebebi. وَمَرَارْتَ بِرَجُلٍ مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ Bitti. Sen bir adama rast geldin de, o adam birisiyle kavga ediyor da onu dövüyor da o zalim adam. Bu zalim adam onu döverken çeşitli şeylere gelir bu. Yalnız bu kavga edenler dövüşmesi değil, her türlü haksızlığa şamildir. Haksızlık oluyor o adama. Bu haksızlığından dolayı senin de gücün yeterse onu oradan kurtarmak. Buna kulak asmadın, bana ne lazım dedin, atladın gittin sana. Bu ne lazım diye atladın, gittiğinin cezası olur sana. Al bile değil. Sen orada Müslümansın da Müslüman kardeşlerin için yardımcı olmadın. Niçin o zalimin elinden onu kurtarmadın? Halbuki
geçen bir şey geçti, çok acı. Zalimin zalim olduğunu bilerek bu zalime yardımcı olanın İslam'da yeri yok. Zalimin zalim olduğunu bilerek bu zalime yardımcı olanın İslam'da yeri yok da bugün o zalimlere yardımcı olanın da sayısı yok.